Merhaba arkadaşlar. Sizlerle daha önce Casper ön satışın nasıl yapılır, nereden alınır ondan bahsetmiştim. Coinlist'ten alınıyor. Hesabıma giriş yaptım. Daha ben para yatırmadım ancak yatacak arkadaşlar için şimdiden söylüyorum. Ben de yatıracağım ama birazdan hani bugün birkaç gün içinde yatırmayı düşünüyorum. En geç yarın falan. Sebebi ise şu, senin aşırı yoğun olması, ilk satış yapıldı. Şuradan takip edebiliyoruz diye biliyorum ve hepsi tükendi diye biliyorum. Ondan sonra opsiyon bir tükendi diyor. Satışı kapandı diyor. Peki ne tarihlerde? 23 ve 28 Mart tarihlerindeydi ve kapandı ve bugün dahi 23'ü. Ya, açılır açılmaz. Ve site yoğun olacaktır büyük ihtimalle ki diğer satışlarda önümüzdeki günlerde. 25'ine başlayacak diye diğeri de 26'sında büyük ihtimalle opsiyon 3'te 23'üne başlıyor, 25'ine başlıyor gibi. Bu sebeple paranızı erkenden gönderirsiniz, mağdur olmazsınız, site çökebilir ve siz alana kadar tokenleri alana kadar paranız gelmeyebilir site yoğunluktan dolayı. Çünkü siteye girerken mutlaka bir şeyden geçiyorsunuz. Az önce ben mesela bugün girmeye çalıştım. Bir saat, 2 saatten bahsediyor. Dün girdim, 1 saatten bahsediyor girmek için, sıraya girmek için, site yoğunluk olduğu için. Hatta site şu an Coinlist Pro'daki işlemlerini falan durdurmuş birçok işlemini. O süre zarfında durdurmuş. Şu an geri açıldı mı tam bilmiyorum. Bu süre zarfında parayı erkenden göndermek daha mantıklı gibi gözüküyor eğer yatırım yapacaksanız. Algo olarak gönderirseniz oradan da paranızı şey olarak gönderirseniz algı aldıktan sonra da dolara çevirirseniz USDC'ye. USDC ile sanırım satış yapılıyor. Oradan bakarsınız. Şimdi tekrar bir girelim de. Siz de yanlış bir parayla satış yapmayın, alım yapmayın. Neredeymiş? Bakıyoruz. Paralar geçiyor. Fazla iş ortakları var. Çok fazla yoğunluk olacak. Çok fazla bir satış olacağını düşünüyorum. Casper'ın adı davaya karıştığı için şeylerden bahsediliyor işte. Değeri bu kadar artmayacak işte Casper'ın ismi bile sıkıntılı. Benim gözümde işte bitti falan diyen tipler de türedi etrafta. Ama ben bu zamana kadar ne gördüysem etrafta bu bitti, şu bitti diyorlar ve daha sonra asla hiç bitmiyor. Daha çok artıyor. Da bir yerde bulmamız gerekiyor. Hazır olması lazım. Register üşteyelim. Tekrar alalım. Olurmuş. Ha, kolay içerik diye diyor. Tether, Filcoin, MBTC buna benzer yeni tokenler. Var, okey. Satışın neyle yapılacağını söylemiyorlar. Olarak bulamadım. Büyük ihtimalle ama USDC olması lazım. Hesabınızda parayı aldıktan sonra, yatırdıktan sonra burada buy-sell kısmına gelerek burası olmaz. Yani Trading Pro, Switch Pro çıkma, açılmış. Burası geçen gün kapalıydı. Şu an hala açık mı onu da bilmiyorum. Gördüğünüz üzere site çok yavaş. Yani internet hızım gayet yüksek olmasına rağmen bu kadar yavaş yükleniyor. Büyük ihtimalle de o yoğunlukta sitenin çökme olasılığı çok yüksek. Önceden haberiniz olsun diye yayın yapıyorum hani haber vermek için. Bakın siteye giremedik ve site gitti. Yani çok küçük bir borsa da değil, bilindik bir borsayı zamanında üye olmuştum. Neyse ne diyor buradan tekne seçin. Bu teknelerden de bıktım tekneyi seçiyorum. Hayır seçmedim diyor. Tekne mi neye benzediğini de bilmiyorum. Bunlardan mı bahsediyor? Bunlar tekne desek. Tuvalet. Tekrar gönderdi. Buraya algoyu aldıktan sonra algo var. Ondan sonra buy sell var burada. Buy sell şu an kapalı diyor. Ama aynı zamanda şey de kapalı olması lazım. Ona da dikkat edin. Pro Trading'den hani diyor ki işte bir Coinlist var bir de Coinlist Pro var. Buraya parayı göndermen lazım diyor. Oraya para gönderdikten sonra da o parayı şey yapamıyorsunuz. Yani Pro'dan da CoinList'e almak göndermekte kapalı diye biliyorum. İnşallah onu kapatmazlar, rezil ederler bizi. Şuraya bakalım.
durumdaymış. Bir çevirden bakalım. Az çok İngilizcem var ama uğraşmak istemiyorum. Yanlış bilgilendirmemek için. Evet, emniyetle ilgili sorunlar ve kes pusasını elde eden yoğun hacim nedeniyle hala senkronize değil. Bu nedenle para çekme ve para yatırma işlemi şu anda mevcut değil. Bunun önümüzdeki 12 saat içinde ele alalım. Nasıl başarılı kes ve satış katılımcı satın alma televizyon yeterli depozitolarını bekleyeceğiz. Konuşko fiyat artık açık. Çevrim içi koyunuz pro çevrim içi diyor. Yani şu süre zarfında paranızı gönderirseniz umarım sorun yaşamazsınız. Erkenden yaparsanız çünkü satış anladığım kadarıyla hani 28'ini beklemiyor. Ön satış bitti atıyorum. Sen bu kadar token aldın bu fiyattan. Kapanıyor. Hani herkes şu kadar aldı. Mesela nasıl oluyordu PancakeSwap'ta? Swap'ta? 100 bin dolarlık, 100 milyon dolarlık satış olacak. 1 milyar dolarlık talep geldi. Sen yatırdığın paran onda biriyle o token alıyordun. Geri kalanını işte Cake ve BNB LP'sini dönüştürüyordun tekrar. Bu şekilde alabiliyordun. Ancak burada değil öyle sanırım. İlk gelen alıyor. O yüzden dikkatli olun diyorum. Umarım güzel bir kazanç sağlarız. Ben üçüncü seçeneği seçeceğimi söylemiştim. Yani orada üç seçenek var. 40 gün kitle kalacak. Onu seçeceğim. İnşallah güzel bir kazanç elde ederiz diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.